Evet değerli arkadaşlar, ilk konumuzla dersimize başlıyoruz. İlk başlığımız neydi? İnsanlar arasında ortaya çıkan ilk şüphe, şeytanın ortaya attığı şüphedir. Ne yapmıştı şeytan? Nas karşısında şahsiye görüşünü tercih etmiş, emir karşısında ise arzu ve hevayı tercih etmişti. Yaratıldığı özün Hazreti Adem'inkinden daha üstün olduğuna inanmıştı. Olayı biliyoruz, Allah Adem'i yarattı ve daha sonra bütün meleklere Adem'e secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde ettiler fakat şeytan diretti. Neden secde etmediği sorulduğunda ise kendisinin ondan daha üstün olduğunu söyledi. Evet, başta bir hata yapıldı fakat bunun hata olduğu kabul edilmeli ve hemen hatadan dönülmeliydi. Ama şeytan yanlış bir yolu tercih etti ve hatasında ısrar etmeye devam etti ve gittikçe battı. Evet, daha sonra Hazreti Adem de bir hata etmişti yasak meyveyi yeme hususunda, ama Adem'in kârı ne oldu? Yaptığı işin hata olduğunu fark etti ve hemen hatasından dönüp tövbe etti ve uzun vadede de olsa affa nail oldu. Şimdi şeytanın ortaya attığı şüpheleri 7 başlık altında toplayalım isterseniz. Allah beni yaratmadan önce benden sadır olacak her şeyi bildiği halde beni niçin yarattı? Yaratılış hikmetim neydi? Evet, bugün tabii biz bunları şeytanın ağzından söylüyoruz ama şeytanlaşmış insanları da bu hususta dikkate almamız gerekiyor. Yani onlar bazından meseleye bakmamız lazım. 2. Beni niçin kendisini bilmek ve itaat etmekle mükellef kıldı? Bu mükellefiyetin hikmeti neydi? Bakın, kulluk noktasında meseleye bakılmadığı zaman olan olayların farklı değerlendirilmesini siz göreceksiniz. Beni yaratılış, marifet ve itaatiyle mükellef kıldı. Ben de gereğini yaptım. Peki daha sonra neden Adem'e itaat ve secde ile emrolundum? Bu mükellefiyet marifet ve itaatimi artırmayacakken acaba neden böyle bir şey istendi? Evet, benden niçin Adem'e secde etmemi emrediliyor? Fakat ben Allah'a secde etmek istiyorum. Niçin araya başka bir şeyler sokuluyor diye itiraz ettiği söyleniyor. Ve bugün bazıları da şeytanın bu şeyini savunma noktasına giriyorlar. Güya şeytan Allah'ı çok sevdiğinden dolayı Allah'la kendi arasında başkasını sokmamak için Adem'e secde etmemiş. Fakat kulluk noktasında bakıldığı zaman Allah secde etmeyi emrediyor. Allah emrediyorsa yapılması lazım. Yani bizim aklımız Allah'ın emrinden daha üstün değildir. Fakat şeytan yanlış yolu tercih etmiş. Genel ve özel anlamda mükellef kılındıktan sonra Adem'e secde etmeyince neden lanetlenip cennetten atıldım? Halbuki benim senden başkasına secde etmem demekten başka suçum olmamıştı. Bunun hikmeti neydi? Beni cennetten kovduktan sonra neden benim tekrar cennete girmeme, Adem ile irtibat kurmama ve ona vesvese vererek, kandırarak yasak ağaçtan yemesine sebep olmama müsaade etti? Halbuki beni cennete sokmasaydı Adem oğulları benden uzak durur ve cennette ebedi kalırlardı. Bunun hikmeti neydi? Ki öğrencilerimizden de bu hususta kendi mantıkları ölçüsünde itirazlar geliyor. İşte hocam, işte Allah şeytanı niçin yarattı? Eğer böyle olmasaydı şöyle olurdu. Eğer o öyle yapmasaydı biz de böyle yapmazdık şekliyle kendilerine göre savunmaya giriyorlar. Ama işin imtihan, ilahi imtihan boyutu her zaman göz ardı ediliyor. Düşmanlık benim ile Adem arasındayken beni neden onun çocuklarına da musallat ettin? Ben onları görürken onlar beni görmedi. Benim vesvese ve tuzaklarım karşısında güçsüz kaldılar. Bunun hikmeti neydi? İlk itaatsizliğinden sonra ondan tekrar mühlet istendiği zaman bana neden tekrar mühlet verdi? Eğer beni o anda helak etmiş olsaydı insanlar benden kurtulacak ve yeryüzünde kötülük olmayacaktı. Yeryüzünün dirlik ve düzen içerisinde olması karmaşık hale gelmesinden daha iyi değil miydi? Bu mühletin hikmeti neydi? Evet, eğer diyor bana yeniden mühlet vermeseydin ve benim de insanların arasına girip fitne, fesat sokmama müsaade etmeseydin, her şey güllük gülistanlık olacaktı. Neden böyle bir şeye müsaade ettin diye şeytanın itirazı var. Tabi bu şeytanın ağzından insanların itirazı, bu maddelerimizi o şekilde algılamamız lazım. Evet, ortaya çıkan sonuçlar nedir? 1. İnsanlar arasında ortaya çıkan her türlü şüphe, şeytanın saptırma ve vesveselerinden kaynaklanmaktadır. 2.
Hepsinin dayandığı nokta Allah'a inandıktan sonra onun emrini inkar etmek ve naslar karşısında hevaya meyletmektir. Ki şeytanın tercih ettiği nokta bu olmuş. 3. Hak yoldan sapanların ortak hedefi. Yüklenmek istenen mükellefiyetten sıyrılmaktır. Evet, hak yoldan sapanların ana hedefi neymiş? Allah'ın üzerlerine koyduğu kulluk imtihanından uzakta kalmak. Yani nefislerine ağır gelen şeyleri terk etmek. Bu ibadetler de olabilir, haramlar helal olur da olabilir. Mekkeli müşrikler şöyle inkar etmişlerdi. Yoksa bir insan mı bize yol gösterecek? Şeytan da şöyle demişti. Çamurdan yarattığın bir varlığını önde mi secde edeceğim? Yani güya ben normalde sana secde ediyorum. Niçin benimle senin arana engeller koyuyorsun diye itirazda bulunmuştu.